daha bunu aşağı elim. Yemin ediyorum yaşanılması gerekiyor. Dolayısıyla yani şu doğa, bilmiyorum, şehrin stresi, İzmir'in, Bursa'nın stresi, dolayısıyla buraya geldiği zaman insan tazeleniyor. Burada mesela Sivas Belediye Başkanımıza, Yıldız Belediye Başkanımıza, Yıldız Dernek Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir yer. Buraya geldik ailemizle, çok güzel yeni çalışmalar olmuş, fotoğraflar çekindik, piknik alanları. Yani müthiş. İnsanın çocukluğumuz burada geçti kardeş bizim. Yaşım 45. Çocukluğumuz burada geçti. Dolayısıyla bu yeni çalışmalar falan yoktu. Yemin ediyorum kesinlikle buradan özellikle İç Anadolu, Sivas, Tokat, buraya yakın kardeşlerimin mutlaka, aslında bütün Türkiye'nin gelip görmesini istiyorum. Yani görmeden kesinlikle bilinmiyor. Olağanüstü bir yer. Bir Sivas'ın saklı cenneti yani. Sivas bizim için, bizim ikinci memleketimiz oldu. Bu kadar doğa güzelliğinin içerisinde yaşadığım için ben çok mutluyum. Öncelikle ailem de aynı şekilde, çocuklarımla beraber. Burası bizim ikinci memleketimiz oldu. Gördüğünüz gibi doğa güzellikleri içerisinde yaşadığımız memleket. Daha başka ne diyecek, anlatacak bir kelime yok bence. Her şey olağanüstü, her şey çok güzel. Böyle bir güzelliklerin içerisinde yaşadığım için ben çok mutluyum. Buraya bizim üçüncü gelişimiz. Normalde biz çok severiz gezi yapmayı, ailece öğren yerlerini gezmeyi. Özellikle de şelale, deniz kenarı, sahil bizim için vazgeçilmez unsurlardır. Bu yüzden tercih ettiğimiz yerler hep doğa içerisinde olan yerler. Piknik yaptık. Bugün yine aynı şekilde ailemle piknik yapmaya geldik. Doğa alanları genişletilebilir ve daha farklı çevre şehircilik tarafından kontrol altına alınıp da buraların genişletildiği zaman daha güzel şeyler olacaktır. Tabii ki aslında ben dedim ya başta Kırıkkale'liyim. Kırıkkale Bozkır'ın toprağıdır. Öyle geçer. Ankara Kırıkkale. Sivas da aynı şekilde ama burası bence Orta Karadeniz. Hani İç Anadolu demek de biraz Bozkır demek Sivas için biraz daha abiyane bir tarif olabilir bence. Bozkır'ın dışında tamamen yeşilliklerin içerisinde Orta Karadeniz dememiz daha doğru olur bence. Ve çok güzel bir ortam, çok güzel yerler, herkesin gelip görebileceği çok güzel ortamlar var. Herkesi buraya davet ediyorum. Vallahi burası değirmen altı mağaraları ve şelalesi diye tabir ediyoruz biz. Son 2 yıldır burayı bendemize ve bölge halkına kazandırmak için elimizden gelen mücadeleyi gösterdik. %30'lara falan geldik şu anda. Ama ileriki dönemlerde seneye %50-%60 tamamını bitirmeye çalışacağız. Çeşmeleri yaptık. Yürüyüş yolları. Ağaç getirdik, biraz güzelleştirdik, ağaç diktik. Ama bu bölgemize büyük faydası olacak bir yer olacak inşallah. Yıldız Dağı Kayak Merkezi ile alakalı da yol geçiş güzergahında burası. Kışın orası Yıldız Dağı güzel ama yazında inşallah Sivas ve diğer illerden, ilçelerden bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz buraya. Ya şu anda ilgi var ama biz çok da tanıtım yapamadık. Altyapısını yeni bitirdik. Bay bayan lavabolarını, abdest almalarını, namaz kılacakların mescitlerini yeni yaptık. Çeşmeleri. İnsanların burada piknik yapıp şu anda ihtiyaçlarına gidecek alanların tamamını yaptık. Ama bir yolumuz kaldı, 1 kilometre. Onu da inşallah seneye yapıp bitireceğiz. Ondan sonra insanları da buraya davet edip daha çok insanların gelmesini sağlayacağız. Ama hafta sonları çok kalabalık oluyor. İnşallah seneye daha kalabalık olur diye düşünüyoruz. Elektrik aldık. Elektriğimiz yoktu buraya. Elektriğimiz var. Ya insanların ihtiyaçlarını giderecekleri şeylerin tamamını yaptık gibi. Ama bir yolumuz kaldı. İnşallah yolumuzu da bitireceğiz bu sene. Burası çok güzel. Doğa güzellikleri siz de gördünüz, geldiniz. Hakikaten bölgemizdeki insanlar bile ya biz burada oturuyoruz ama bugüne kadar niye görmedik diyen, yani gurbette olup da Yıldızlı ya da çevresinde olan insanlar, biz hiç görmedik burayı,
çok güzelmiş diğer insanlar var tabii. Sivas'a da bir kazanımı olacak. Saklı cennet tabii ki burası. Herkesi buraya davet ediyoruz. Gelip görmelerini istiyoruz.